Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti. Yunan medyasında yayılan haberlere göre Mora Yarımadası'nda Navarin açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzden fazla kişi yaralı kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Kalamata Limanı'na götürülürken uzmanlar ölü sayısının artacağından endişe ediyor. Teknede kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir sayı vermenin şu an için mümkün olmadığını belirten Yunan sahil güvenlik sözcüsü Nikolas Alexu, teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Alexu, kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre teknenin ambarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu kaydetti. Bottakilerin çoğunun 20'li yaşlarda erkek olduğunu aktararak düzensiz göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları bilgisini verdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için gittiği Kalamata Limanı'nda bir grup göstericinin tepkisiyle karşılaştı. Eski Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, sosyal medya hesabı üzerinden önceliğin hayat kurtarmak olduğunu belirterek, göç meselesinin Avrupa politikası gerektiren bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, bakanlık yetkililerinin de Kalamata Limanı'na gittikleri belirtildi. Açıklamada limandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından göçmenlerin Atina yakınlarındaki Malakasa kampına götürülecekleri kaydedildi.